Merhaba, selam doğru yola uyanlara olsun. Hamd o Allah'a ki göklerde ne var, yerde ne var, hepsi kendisine ait olan Allah'a hamd olsun. O bir çocuk edinmemiş, hükümranlığında hiçbir ortağı olmamıştır ve güçsüzdü, düşüp hiçbir yardımcıya da ihtiyaç duymayandır. Kendi kendine yeten, koruyup gözeten ama kendisi korunup gözetilmeyendir. Besleyen, yedirip içiren ama kendisi beslenilmeyen, yedirip içirilmeyendir. O her şeyi yaratmış ve yarattığı her şeyi bir düzen içerisinde varlığını sürdürmesine imkan vermiş. Bu varlığın içerisinde bütün kainatta, bütün bizim görebildiğimiz kainatın içerisinde bize de bildirdiğiyle öğrendiğimiz kadarıyla insanları yeryüzünün halifeleri olarak var edip onlara yaptıklarına karşılık tam bir karşılık vermek üzere bir imtihan dünyasına gönderdiğini bize apaçık şekilde bildirmiş. Biz sizi hanginizin amelce daha iş yapacağını göstermek için ölümü ve hayatı yaratan Allah'tır diyor. O her şeye gücü yeter. Rabbimizin bizim için ona işte o pişmanlık günü gelip çattığında elimizde kalıcı, kayda değer bir şeylerin birikmiş olması, kurtuluşa erebilelim diye bizim için indirdiği nurların en güzeli, nimetlerin en güzeli Kur'an'ın nurundan Zuhruf suresinin başından birkaç ayet okumak istiyorum inşallah. Rabbimiz bize anlamayı ve hayatına tatbik etmeyi, yaşamayı ihsan etsin. Gerçekten biz Kur'an'ı her daim okuyup anlamaya çalışmaktan, onu hayatımıza almaya çalışmaktan başka geçirdiğimiz diğer bütün işlerimiz, elbette Allah'ı zikretmek, Allah'ı anmak, hayırlı salih ameller dışında eğlence sandığımız, kar sandığımız, işte sadece bu dünya hayatı için çalıştığımız diğer bütün işlerimiz, eğer ki biz Allah yolunda değilsek, onun emirlerine göre yaşamıyorsak, bizim için kar değil, bizim için işte bir zarar, ziyandan başka, kendini helak etmekten başka hiçbir şey değil. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Bu apaçık olan kitabın değerini bilin. Bu apaçık olan kitabın değerini bilin. Ey inananlar, Allah'a güvenip dayananlar, Müslümanlar, Allah'a iman edenler, Allah'ın emrine kulak verin. Bu apaçık olan kitabın değerini bilin. Şüphesiz biz akıl erdiresiniz diye onu Arapça olarak okunacak bir Kur'an kıldık. Ey bütün iman edenler, ey bütün insanlar, Rabbül Alemin'in de bize bildirdiğiyle iman, Allah'a yönelmek, Allah'ı bulmak, ona tam bir teslimiyetle teslim olmak, onun rızasını kazanacağı iyi işler yapmak, onun söylediği her sözün, ama her sözün muhakkak gerçekleşeceğini iman etmek, inanmak Rabbimizin bize şurada bildirdiğiyle, akıl ile biz Rabbimizin söylediği her sözün gerçekliğini anlayabilecek varlıklarız. İmanı akıl ile bulmamızı Rabbimiz bize emir ediyor. İman akıl işi değil diyen beyinsizlere sakın ama sakın itimat etmeyin. İman akıl işidir, sonra kalp eminlik kazandırır. Kalp ile teslim olan kimse akıl geçmişte helaka uğramış kavimlere bakıp onlardan öğüt almaktır. Bu Allah'ın varlığı kesin kesin delillendirmektir. Akıl gökyüzünden suyun, bir yağmurun nasıl indirildiğini düşünmektir.
onun üzerinde derin derin tefekkür edip Allah'ın hak olduğunu bulmaktır. Akıl dağların bir düzen içerisinde dünyaya hem bir yeryüzünü sabitlemek için birer kazık görevi, hem mevsimleri belirleyen birer faktör, hem denizleri, suları, okyanusları, kara parçalarını belirleyen bir etken olduğunun, bunu kendiliğinden olmayacağını, bunun yapanın tamamen bir ölçü, bir düzen içerisinde yaptığını düşünüp Allah'ı bulmaktır. Akıl bir daldan, kuru bir daldan, ottan, bir odundan meyvenin nasıl çıktığını, oradan olgun, tatlı, güzel, bizi doyuran rızıkların nasıl çıktığını düşünüp Allah'a tam bir teslimiyetle yönelmektir. Akıl, namazın insana kazandırdığı eşsiz huşuyu, eşsiz güzelliği, eşsiz mutmainliği, mutluluğu keşfedip onun Allah'ın verdiği güzellik olduğunu anlayabilmektir. Akıl aynı zamanda namaz insanları kötülükten alıkoyar diyen Rabbimizin bu sözünün gerçekliğini bütün benliğiyle üzerinde yaşamaktır. İşte bu aynı zamanda imandır. Allah'ın rahmeti, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Muhakkak ki diyor Rabbimiz, şüphesiz biz akıl erdiresiniz diye onu Arapça olarak okunacak bir Kur'an kıldık. Bütün insanlara gönderilmiş bir tebliğ olduğunu Rabbimiz zaten diğer İbrahim suresinin son ayetinde söylüyor. Muhakkak o bizim katımızda ana kitapta olup çok yüksek ve çok kuvvetlidir. Siz aşırı giden bir topluluk olduğunuz için size öğüt vermekten vaz mı geçeceğiz? Evet. Evet. Aleykümselam. Siz aşırı giden, buraya biraz düşünmek için de güzel bir süre oldu. Siz aşırı giden bir topluluk olduğunuz için size öğüt vermekten vaz mı geçeceğiz? Rabbimiz bize bu insanların düştüğü durumun ne kadar hazin, kötü olursa olsun, ne kadar bedbaht bir durumda olursa olsun insanlar, kendi nefsinin, hevasının, şeytanın ardından azgınlığa düşen insanlar, Rabbimiz yine de onların Kur'an'ı düşünüp öğüt alması için yeryüzünde Kur'an'ı indirmekten, onu korumaktan vazgeçmemiş. Bu rahmetinin zaten eşsiz bir göstergesi. Biz öncekiler arasında nice peygamberler göndermişizdir. Onlar kendilerine gelen her peygambere mutlaka eğleniyorlardı. İşte kendisine gelen her peygamberle mutlaka eğleniyorlardı. Biz size öğüt vermekten, öğüt göndermekten vaz mı geçeceğiz diyor Rabbimiz. İşte eğer gerçek akıl sahibiyseniz, Kur'an bizim için gerçekten eşsiz bir nimet olduğunu, bunu Rabbimizin izniyle artık daha da anlayabileceğimiz şekilde konuşacağımızı anlamışsınızdır. Biz öncekiler arasında nice peygamberler göndermişizdir. Onlar kendilerine gelen her peygamberle mutlaka eğleniyorlardı. Biz kuvvet bakımından onlardan daha güçlü olanları yok ettik. Öncekilerin hali Kur'an'da zaten geçiyor. Allah'ın rahmeti hepimizin üzerine olsun. Muhammed Raşid.